Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorularına cevap vermeye, onların dertlerini aktarmaya, kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyoruz. Kiminle? Sevgili meslektaşım, gazeteci Recep Eser'le beraber. Bugün çok enteresan bir konuyu ele alacağız. Bir soru soracağız. Bunun üzerine konuşacağız. Sizin de yorumlarınızı bekliyoruz. Soru şu: Almanya'nın taşı, toprağı altın mı? Necip abi, başka ilk sorum sana. Tamam. Almanya'nın taşı, toprağı altın mı? Eskiden derdik ki, Anadolu'da bir söz var: İstanbul'un taşı, toprağı altın. İstanbul'un da taşı, toprağı altın değil. Hazırlıklı değilseniz, bilinçli değilseniz öyle bir altın yok. Yani git istediğin yerde altın. Almanya'nın da değil. Eğer şimdi Türkiye'den birçok kardeşimiz Almanya'ya gitmek istiyor. Yani ben Almanya'ya gideyim de elbet bir şey bulunur. Allah rızkımı verir diye gidersen sefalet çekersin. İşte altın olmadığını görürsün. Ama Türkiye'de doktorsan, sağlık personeliysen, Almanya'nın çok ihtiyacı var mühendissen, Türkiye'deki fiyatlara göre, ücrete göre ücretini doktor ya da sağlık çalışanı 2'ye 3'e katlayabilme imkanı varsa altın. Ama benim işte Türkiye'de işte bir mesleğim yok, bir şeyim yok ama Almanya'ya gideriz, bir şey de yaparız. Yok, o devirler geçti artık. Yani Almanya'da da Türkiye'de de artık kalifiye insana ihtiyaç var. Hayale yer yok Fatih. Yani ceplerindeki 3-5 kuruşu öbürü geldi de bu seni götüreceğim dedi diye Türkiye'deki kardeşlerimiz kaptırmasın. Ekmek dünyanın her yerinde, aslanın ağzında. Madem eski bir atasözüyle girdik, buradan da devam edelim. Almanya'da da ekmek aslanın ağzında. Almanya o eski Almanya değil. İşte büyüklerimizin gittiği zaman, yani geldiği zaman Almanya, tabii Türkiye o zaman savaştan çıkmış, zor günlerden çıkmış. İkinci Dünya Savaşı'nda o küçücük Türkiye, 1,5-2 milyon askeri Almanlar, vay efendim Trakya'dan girer mi diye 3 yıl Trakya cephesinde sınırda bekletmiş. Kadınlarımız kanları koşmak zorunda kalmış. Öyle bir 40'lı 50'li yılların sonunda ekonomik durumu, refah durumu düşük olan büyüklerimiz, babalarımız, kayınpederlerimiz, ha, o kuşak için evet Almanya'nın taşı toprağı o gün altında. Ama bugün gelmeyi düşünen kardeşlerimiz için kalifiye bir işleri yoksa, bir alanda çok iyi değillerse Almanya'nın taşı toprağı eziyet. Şimdi özellikle sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte ana vatanımız Türkiye'deki gençler Almanya'da, Avusturya'da, Belçika'da, İtalya'da, İngiltere'de, Avusturya'da, işte Avrupa'nın özellikle gelişmiş olan ülkelerinde biz iş bulabilir miyiz diye yollara düşme niyetindeler. Gençler, kardeşlerim, bakın. Hiçbir şey YouTube'da size anlatıldığı kadar kolay ve basit değil. Hiç kimse size bu topraklara geldiğiniz zaman kırmızı bir halı serip beklemiyor. Havalimanında kimse size Mercedes'in anahtarını vermiyor. Hiç kimse havalimanında size bir evin anahtarını vermiyor. Ben bunları anlatırken de sakın yanlış anlamayın. Hani Almanya'ya gelmemizi istemiyorsunuz anlamında anlatmıyorum. Kalifiye bir eleman dedi Recep abi az önce. Bir alanda uzman değilsen, diploman yoksa, lisansın yoksa, o işte iyi olduğunu gösteren bir belgen yoksa gelip burada ne yapacaksın merak ediyorum. Fatih, gireyim isterlerse kırılsın Türkiye'deki o kardeşlerim. Çünkü biz kalifiye olanlara bir şey demiyoruz. Hani bizde bir söz var ya, bir baltaya sap olamadı. E kardeşim, sen Türkiye'de bir baltaya sap olamadın. Almanya'da baltacı dükkanım var. Zaten olamamışsın Türkiye'de. Ne yapacak seni? Yani sen kendi memleketinde tanıdığının, eşinin, dostunun bulunduğu yerde bir şeyi başaramamışsan Almanya'da nasıl başaracaksın Fatih? İmkansız. Şimdi arkadaşlar, özellikle yurt dışında yaşayanlar daha iyi anlıyor sanıyorum bizim söylediklerimizi. Şimdi Türkiye'ye gidiyorsun. İşte benim oğlan Almanya'ya gelsin, oradan evlensin ya da orada çalışsın, ya da gençler diyor abi, dayı, amca benim Almanya'ya gelmem lazım diyor. Gel kardeşim, ne yapıyorsun? Bir meslek var mı? Abi ne iş olsa yaparım. Ya ne yapıyorsun kardeşim? Sen buraya. Yani yanlış anlamayın ama yani çok özür diliyorum sizden. Tabii ki her mesleğe saygı duyuyoruz ama sen buraya
bir hedefin olmadan, ya bir örnek verecektim de vermeyeceğim. Buraya ayda 1700-1800 euro alıp 1000 euro kira verip 100 euro arabanın bilmem ne sigortasını ödeyip 200 euro bilmem ne işte vergiye ona buna ödeyip ay sonunda cebinde 50 euro kalmadan aç sefil yarı aç yarı tok halde yaşamaya mı geliyorsun? Biz bunları anlatırken diyoruz ki Almanya gerçekten eğer bir alanda uzmansan gerçekten büyük paralar kazanabileceğin bir ülke. Kendini donat, yetiştir. Ya adam gram Almanca bilmiyor. Diyor ki ben işte Türkiye'de şu işi yapıyorum diyor. Çok iyiyim diyor. Tamam iyi, hoş, güzel. Almanca var mı? Yok, öğrenirim. Ya kardeşim sen buraya geldiğin zaman sana al müdürlük, al bilmem ne yapmayacaklar ki. Ya bu arada sen bu kadar yalan dolan hayal kuracağına kendini donat, daha da uzmanlaş. Ondan sonra çık gel, dünya senin. Bunları ben anlatınca Recep abi, bazı izleyicilerim bana kızıyorlar. Bak net konuşuyoruz kitabın ortasında. Siz parayı buldunuz, bizi kıskanıyorsunuz. Ya niye kıskansın Fatih sizi, yani buradakiler niye kıskansın? Ama şartlar öyle değil. Dolayısıyla Türkiye'deki şirketlerde de bunu görüyorsunuz artık. Yani Türkiye'de de şirkete başvurduğunda adam senden ne istiyor, hangi alanda uzmansın, deneyimin ne kadar? Bir de yani uzmanlığın da deneyimini soruyor yani. Hatta üniversiteli çocuklar da hep yakınır. Ya işte burada başlamazsak nerede deneyim kazanacağız? Deneyimlisen, bir alanda uzmansan, evet Almanya'da da başka yerlerde de şey var. Evet. Yani sen donanımlıysan, evet Almanya'nın taşı toprağı altın. Sadece Almanya değil, Türkiye'de de öyle. İşini biliyorsan, bir alanda uzmansan, Türkiye'de de çok güzel paralar kazanıp çok iyi bir hayat yaşayabilirsin. Sözün özü şu, toparlayacak olursak, arkadaşlar özellikle gençlere sesleniyorum, Türkiye'deki gençlere, arkadaşlar önce boş hayal kurmak yerine somut bir şekilde hayatınızda yenilikler yapın ve kendinizi donatın. Ondan sonra da dil öğrenirsin, bir alanda uzman olursun, ondan sonra Almanya'ya mı gelmek istiyorsan tabii ki çıkıp geliriz, tabii ki çıkın gelin. Ama biz buraya gelip perişan olmayın diye bak bu kadar yırtınıyoruz, anlatıyoruz. Burada da gelip dönmek için, uçak bileti alabilmek için Türkiye'deki akrabalarına telefon açıp ben artık burada yapamıyorum, Türkiye'ye döneceğim, ne olursunuz bana bir tane uçak bileti alın diyen insanlar tanıyorum ben. Evet, davulun sesi uzaktan duyulduğu gibi değil. Ha buradaki şartlarınız iyiyse evet Almanya'da Türkiye'den daha iyi yaşarsınız. Bu kadar basit. O zaman taşı toprağı altın. Ama gelip burada rezillik içerisinde, sefalet içerisinde, bir bodrum katında, bir göz odada ömrünü geçireceksen gelme kardeşim buraya. Git köyünde 10 tane şey al, koyun al, davar al kardeşim. Ona bak, onun sütüyle, onu keserek, kuzusuyla, bilmem nesiyle, inan bana Almanya'dan daha iyi bir hayat yaşarsın. Yani olay izine Türkiye'ye gelip, Mercedes'le gelip adam bu gelen insanlara özenmek değil. Ya bu araba işini de bırakın kardeşim. Burada üretiliyor. Hayat tükettiler Almanya'da. Geliyorlar ama hayat tükettiler. Sen Türkiye'de hiçbir şey yapmamışsın. Yani değil yani. 10 yıl önceki, 20 yıl önceki Avrupa'da değil. Herkes Türkiye'deki şirketler olduğu gibi Avrupa'da da kalifiye yetişmiş eleman istiyor. Yani haklı. Öğretmekle, öğretmeye harcayacak zamanları yok. Haklı. Alman da haklı. Diyor ki, karpuz seçer gibi benim işime yarayacak olanlar gelsin diyor. Haklı. Yani adam süpürgenin sapını tutmayı bilmiyor. Daha önce hayatı boyunca süpürgenin sapını tutmamış. Diyor ki ben diyor her ne iş olsa yaparım. Sen kimsin kardeşim? Senin gibi burada 85 milyon insan var. Sen kimsin? Bunları anlatırken bizim ülkemizin insanları bu topraklarda harcanmasın diye anlatıyorum. Bak bu kadar sert konuşuyorum. Ömrünüz yoksa burada Almanlara hizmet etmekle geçecek kardeşim. Ömrün bitecek. Uçağın bagajında, arka tarafında tabutun dönecek. Anlatıyoruz. Bunu niye sinirliyim biliyor musun Recep abi? Bak sosyal medyada görüyorum abi. Çıkın gelin diyorlar bu topraklara. Ya nereye geliyorsun kardeşim? Nereye geliyorsun? Burada sefillik çekmeye mi geliyorsun? Gerçekten böyle. Nasıl vebal alıyorlar? Çıkın gelin. Yani şimdi hani gençlerde zaman zaman olur. Vay türkücü olacağım, vay şarkıcı olacağım. Şimdi bir şey var. Avrupa'ya gideceğim, Almanya'ya gideceğim. Bu sosyal medyadan çünkü çağıran insanlar var, böyle yayın yapanlar var. Yani çocukların da müsebbibi olmayın. Yok bir deneyimi yok, bir şeyi yok. Bir de yabancı bir hayat, yabancı bir
toplum, yeni bir kültür. Yani çok doğru bulmuyorum hazır olmadan. Ha şunu der, burada bir alanda uzmandır. Gider Almanya'ya, uzmanlığımı orada pekiştireceğim. Örneğin mesela rüzgar enerjisiyle, yenilenebilir enerji, Türkiye'de önü sürekli büyüyen, der ki bunun merkezi Almanya, o rüzgar güllerinin, gideceğim orada işte bu öğreneceğim, buradaki birikimimi oraya taşıyacağım, orada daha birikimli olarak Türkiye'ye geleceğim, Türkiye'de daha da kariyer olarak yukarıya tırmanacağım, öyle git. Ya da Almanya'da geçerli meslekler var, ihtiyacı olanlar. Git, onda git. Ama sen traktörün direksiyonunu dün bırakmışsın, bugün gideceksin Almanya'da. E ne olacaksın? Bilmiyor, kendi de bilmiyor. Ne iş olsa yaparım. Evet. Yok, öyle yapılmıyor yani. Maalesef bunlar gerçekler arkadaşlar. Biz bu gerçekleri konuştuğumuzda maalesef birileri bize kızıyorlar. Recep abi, bizi özellikle yurt dışından izleyen vatandaşlarımızın pek çoğu Türkiye'de bir yatırım yapmak istiyor. Türkiye'de geleceklerini garanti altına almak istiyorlar. Bunların başında da biliyorsunuz Türkiye'de gayrimenkul yatırımı ve arsa yatırımı. Arsa yatırımı bildiğiniz üzere tüm alıcılarına kazandıran bir yatırım. Paranıza para katmak istiyorsanız doğru bir yerden ama arsa yatırımı yapabilirsiniz. Biz hep anlatıyoruz uzun bir süredir. Çok sayıda yurt dışında yaşayan vatandaşımız bu fırsattan yararlandı ve yararlanmaya devam ediyor. Çanakkale ilimizin Asos bölgesinin en büyük projesi olan Asos Arsa'da taksitli bir şekilde vatandaşlarımız 625 metrekare villa arsaları alabiliyorlar taksitli. Evet, ne diyorsun abi? Fatih, ulaşım açısından şu an Türkiye'nin en kolay bölgelerinden iki köprünün, iki gerek Çanakkale Köprüsü'nün gerek Osman Gazi Köprüsü'nün ikisinde otoyolların arasında kalıyor bölge. Doğal, bakir, korunmuş. Gürültüden, kalabalıktan uzak. Etrafı çam ormanları ve meşe ormanlarıyla çevrili. Zaten binlerce yıl öncesinden de yerleşimin olduğu bir bölge. İlk insanlıktan beri bu bölge yerleşim için seçilmiş. Eskilerin bir bildiği vardır diyorum. Belki zamanında şimdi dolayısıyla bu bölgedeki fiyatlar da tavana vurmadı. Yatırım yapanların kazançlı çıkacağını düşünüyorum. Evet değerli izleyicilerimiz, siz de geleceğinize dair bir adım atmak istiyorsanız bu fırsattan yararlanabilirsiniz. Sadece 1 milyon TL peşinat ve ayda 34 bin TL taksitle, yani yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın daha iyi anlaması için söylüyorum. 30 bin euro peşinat, 36 ayda biner euro taksit. Toplamda taksitli satış fiyatı 66 bin euro. Peşin almak isterseniz 60 bin euroya 625 metrekare Kaz Dağları'nın eteğinde dünyanın en önemli mavi bayraklı plajlarının dibindeki bu arsalardan, villa arsalarından siz de alabilirsiniz. Kazançlı çıkarlar. Evet. Kısa bir süreliğine taksitli satışlar geçerli, bilginiz olsun. Şimdi yararlanabileceğiniz iki tane güzel konudan bahsedeceğim. Ondan öncesinde Recep abi sana teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, şimdi anlatacaklarımı da lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Geçmişte Türkiye'de herhangi bir şekilde sigorta girişiniz olmasa dahi emekli olabilirsiniz eğer yurt dışında yaşıyorsanız. Özellikle hanımefendilere sesleniyorum. Siz yaşamış olduğunuz ülkede çalışmasanız dahi, geçmişte Türkiye'de hiç çalışmasanız dahi emekli olabilirsiniz. Özellikle çocuğu olan hanımefendilere söylüyorum. Siz Türkiye'de çok daha kolay emekli olabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey çok basit. Ekrandaki telefon numarasıyla irtibata geçtiğinizde Emekli TV'nin Emeklilik Danışma Merkezi'ndeki görevli arkadaşlarımız sizinle hemen görüşüyor. Ya da mesaj atabilirsiniz, şunu yapabilirsiniz. Ben veya eşim ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye WhatsApp'tan hemen mesaj gönderebilirsiniz. Sadece bir kişi 150 euro ödeyerek dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye'ye gitmenize de gerek kalmadan tüm emeklilik işlemlerini yaptırabilecek ve emekli olacak. Siz ödemenizi yaptıktan sonra makbuzunu WhatsApp'tan yine görevli arkadaşlarımıza gönderiyorsunuz ve size hemen bir randevu veriyorlar. Randevu günü Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanlarıyla görüntülü bir şekilde dünyanın neresinde olursanız olun hemen görüşüyorsunuz ve işlemlerinizi başlatıyorsunuz. Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız, benim de eşimin de Türkiye'de bir garantisi olsun diyorsanız bu fırsat kısa bir süreliğine geçerli. Eğer karı koca ya da iki kişi birlikte danışmanlık alırsanız %50 indirim var.
Normalde iki kişi 300 euro yaparken sadece 225 euro ödeyeceksiniz ve geleceğinize dair çok çok önemli bir adım atacaksınız. Bu fırsattan özellikle hanımların yararlanmasını istiyoruz. Kısa bir süreliğine geçerli bilginiz olsun. Geldik 3. habere. Şimdi özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız içerisinde ben Türkiye'de saç ektirmek istiyorum diyenler var. Ama biliyorsunuz saç işi, sağlık işi güvenli bir yerden yaptırmak gerekiyor. Bunun için bizim kanalımızın izleyicilerine özel büyük bir fırsattan bahsedeceğim. Siz kendinizde bir değişiklik yapmak istiyorsanız, ister hanımlar ister beyler, biliyorsunuz hanımlar da saçla ilgili, kaşla ilgili vesaireyle ilgili pek çok işlem yaptırabiliyorlar. Şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz Türkiye'nin en önemli ve en güvenilir saç ekim merkezlerinden bir tanesi olan Sagrada'nın iletişim numarasıyla hemen irtibata geçiyorsunuz. Beni izlediğinizi söylüyorsunuz ve bizim kanalımızın izleyicileri dünyanın neresinde olursa olsun ücretsiz muayene hakkı kazanıyor. Uzmanlar sizi WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arıyor, durumunuza bakıyor ve daha sonra size randevu veriyorlar. Türkiye'ye gittiğiniz zaman da işlemlerinizi yaptırıyorsunuz. Bitti mi? Hayır. Bizim kanalımızın izleyicilerine %10 indirim var. Beni izlediğinizi söylediğinizde hemen size randevu verilecek, uzmanlar sizi arayacak ve %10 indirimde kazanacaksınız. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Evet değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.